ve hayat pahalılığı nedeniyle en temel ihtiyaç olan suya erişmek bile lüks haline geldi. 19 litrelik ambalajlı su fiyatları son zamlardan sonra 100 TL'yi aştı. Bir bardak suyun maliyeti 1 TL'ye ulaştı. Kullanıyorum. Damacana kullanmıyorum da ben buradan su alıyorum. Şimdi damacana suyu damızıldığı için ben özüne bakıyorum suyun. Onun için ben buradan alıyorum suyu. Bir de pahalılık da var tabii. Şehirde oturanlar da mağdur zaten. Adamlar hakkı olarak geliyor buraya mesela 10 tane 20 tane bidon dolduruyorlar. Biz de adamlara hak veriyorsun ama insanlara da çaresiz kaldı bu kutuda. Yani pahalılık da var. O yüzden yani her şeye zam var. Ne yapacaksın şimdi? Yapacak bir şey yok. Yüksek enflasyondan su fiyatları da nasibini aldı. Ambalajlı su fiyatları son bir yılda %100'ü aşkın zamlandı. Yurttaşlarsa bu rezalete tepki gösterdi. Fırsatçılık yapıyorlar. Su o kadar zam olmaz. Bu Allah'ın verdiğin su. Yani zam olur mu buna? Şimdi burada su karşısında orada 5 kiloluk su onlara 15 lira satıyorlar. Kendimiz alıyoruz. Şimdi mahalle var. Gel, dışarıda gelip alıp götürüyorlar. 8-10 tane tabanca götürüyor ama satıyor mu, işiyor mu Allah bilir. Satıyorum desem yalan olur. Yani. Bağlı da o tabii şimdi bağlı olmasa millet de alır yani. Yani bu ne dedi? 5 litre sudur ya. Artık gidip hangi kuyularda doldurup getiriyorlar. Yani halkın durumu belli zaten. Geçim derdi var. Geçim derdi çok zor. Yani insanlar geçinemiyor. Bir damacana su 150 bin lira, 150 TL bildiğim kadarıyla. Bakkalda ufak su işte 25 TL. Yani insanlar yani yoksulluktan gelip buradan çeşmeden su alıyor. Yani ya geçimleri çok zor dediğim gibi. İnşallah iyi olur diyorum yani. Siz de 4-5 tane mi doldurdunuz? 6 tane doldurdum ben. 6 tane doldurdum. Bunu bakkaldan alsanız kaç liraya geldiniz? Yani 6 tane doldurdum. 25-50, 100-125. 125 TL öderdim. Dışarıda olduğumda mecburen yani 13,5 ya da 10 lira her neyse onu vermem gerekiyor. Yani su ihtiyacımı karşılamam gerekiyor. Sıcak olduğumda özellikle daha fazla alıyorum. O yüzden yani bu şekilde. Bence çok pahalı. Yani İstanbul gibi bir yerde aslında pahalı gibi yani. Pahalıdır abi. Ben Bodrum'dan geldim işte 20 lira alıyorum ben onu. Yani orada da pahalı, burada da pahalı bence. Rahatça alabiliyor musunuz? Yok, rahat alamıyorum. Yani pahalı geliyor. Daha önce işte okul dönemlerinde yani 5 yıl öncesine kadar suyu 6 lira alıyorduk. Ya o da artık arada kim varsa ambalajından, fabrikasından. Normalde su insanın en doğal hakkı. Yani eskiden insanlar bu suya para vermezdi. Ki şu an bile en doğal hakkı yani ama geldiğimiz ekonomi durum insanlara temel yaşam ürünlerini bile herhangi bir zorunlulukla, bir parayla, bir araçla alma mecburiyetine getiriyor. Yani suyun erikli ya da başka bir şey olması değil. O fabrikanın, o plastik üretenin, ambalajın ya da o suyu doğal yerinden getirip kimin getirdiğinin, çıkarlarının ne olduğu önemli. O suyun insanlara ulaştırmaması değil. Mecbur alacak. Yani su ödün verebileceğim bir şey değil. Benim 1,5 yaşında oğlum var. Yani ne kadar sağlıklı hani market suyu ya da arıtma suyu deseler bile onlar bile sağlıksız ama mecbur gidip onu almak zorunda kalıyorum. İstanbul'da zaten musluktan su içilmiyor. Mecbur gidip almak zorunda kalıyorsun. Her gün 3-4 damacana su almak zorunda kalıyorum. Almayayım diye de ödün verebileceğim bir şey değil. Mecbur almak zorundasın. Hadi kendine almadın, farklı bir yerden temin ettin diyeceğim. Ya çocuğunu almak zorundasın, başkasını almak zorundasın ya da evinde hastan olur. Böbrek hastasıdır adam mesela, normal su içemiyordur. Mecbur ona su almak zorundasın. Yani bilmiyorum. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, su bir canlı hakkıdır ve her canlının yeterli temiz suya sürekli olarak erişmesi gerekir. Bunun nedeni suyun talebe sürekli olan yaşamsal ve yerine başka hiçbir şeyin ikame edilemediği bir doğal kaynak olmasıdır. Doğa tarafından üretilir ve insanlara ve tüm canlılara ticarete konu edilmeden sunulmalıdır. Bu nedenle de su hizmetleri bir kamu hizmeti olarak verilmelidir dedi.